Yani anlaşılacağı üzere bugün bir kez daha tanık olduk. Gazetecilik yargılandı Diyarbakır Adliyesi'nde ve Bitlis Adliyesi'nde. Abdurrahman Gök ve Mehmet Şah Oruç 4,5 ayı aşkın süredir tutuklular, cezaevindeler ve bu süre zarfında iddianameleri çıktı. İddianamelerinde biz gördük ki yaptıkları haberler, söyledikleri, anlattıkları suçlama konusu yapılmış ve aslında bugünkü duruşmada biz onların tahliyesini bekliyorduk. Çünkü gerçekten de elle tutulur, gözle görülür veya suçlama konusu yapılabilecek herhangi bir şey yoktu iddianamenin içerisinde. Yargılamada da bunu açık bir şekilde gördük bugünkü duruşmada. Ama ne yazık ki arkadaşlarımız tahliye edilmedi. Belli bazı gerekçeler ileri sürüldü. İşte bunlardan bir tanesi de tanığın dinlenmemesi mevzusu. Ancak o gün, yani duruşmanın yaşandığı gün gördük ki aynı tanık başka bir dosyada, başka bir davada dinlenebildi. Biz bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de gazetecilerin, her iki gazetecinin de duruşmasında tanığın hazır edilmemesi. Çünkü tanık, yani bizlerin veya işte savunma makamının tanığı değildi, iddia makamının tanığıydı. Onu oraya hazır edip dinlenmesi de onların yükümlülüğündeydi. Anlaşılıyor ki bilinçli bir tercih vardı ortada ve bu tercihle gerekçe gösterilerek arkadaşlarımız tahliye edilmedi. Elbette ki burada bir politik durumdan söz etmek mümkün. Zaten gazetecilerin yargılanıyor olması başlı başına politik bir tercihtir. Kesinlikle hukuki bir durum söz konusu değil. Zaten bir hukuktan da bahsedemeyiz. Bugünkü yargılamada da bu açık bir şekilde ortaya çıktı. Gerçekten de arkadaşlarımız orada gazeteciliği savundular, gazeteciliğin ilkelerini savundular. Ya mesleklerinin gereğini yaptılar yine. Yaptıkları haberleri savunmak zorunda kaldılar. Bu da bize gösteriyor ki Türkiye'de gerçekten de düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda ciddi problemler yaşanıyor. Özellikle mevzu Kürt medyası olunca, özgür basın olunca bu da daha da katmerleşerek büyüyor bu problem. Bir kez daha gördük ki özgür basına dönük çok ciddi bir kriminalize etme çabası var. Ciddi bir şekilde Kürt medyasından, özgür basın geleneğinden gelen gazetecilerden intikam alınmaya çalışılıyor. Abdurrahman Gök bilindiği üzere Kemal Kurkut'un katledilmesini dünya kamuoyuna duyuran fotoğraflarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Bu konuda da hakkında açılan bir dava vardı, yargılama vardı. Hatta bundan ceza aldı. Bu yetmemiş olacak ki bir kez daha bunun intikamı alınıyor diyebiliriz. Yine Mehmet Şah Oruç, Hakan Arslan bilindiği üzere, kamuoyunun yakından takip ettiği üzere cenazesi kutu içerisinde ailesine teslim edilen bir kişiydi ve bunun haberini yapmıştı, bunu haberleştirmişti. Aynı benzer bir şekilde Abdurrahman Gök'e yapıldığı gibi biz bunun bir intikam davası olduğunu düşünüyoruz. Aslında gazetecilere yönelimi bir bütün bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Sadece bu iki arkadaşımız değil, halen cezaevinde bulunan birçok arkadaşımız var, birçok gazeteci var. Bunlardan bir tanesi Dicle Müftüoğlu, hem derneğimizin eş başkanı hem iyi bir gazeteci Dicle Müftüoğlu. Yine Sedat Yılmaz öyle yıllarını bu mesleğe adamış insanlar bunlar ve halen cezaevindeler, tutuklular. Bu aylardır bir şekilde biz bunların tahliyesini beklerken maalesef ki tahliye edilmeyip cezaevinde tutulmaya devam ediliyorlar. Biz bugün de benzer bir durumla karşılaştık. Ancak bunu kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Hatta kimsenin kabul etmesi gerekiyor. Özellikle tüm kamuoyunun aslında buna tepki göstermesi lazım. Bu ciddi bir hukuksuzluktur. Aslında halkın haber alma hakkına yönelik bir hukuksuzluktur. Demokratik çevrelerin bu hukuksuzluğu bir şekilde hem
kamuoyunun gündemine getirmesi lazım. Hem buna karşı daha gür ses çıkarması lazım. Buna karşı arkadaşlarımızın yanında olduğunu belirtmesi gerekiyor. Çünkü onların haberlerini yaparak aslında onların haklarını savunan bir gazetecilik yapıyor bu arkadaşlarımız. Bu açıdan gerek özgür basında çalışan tüm gazetecileri sahiplenme olsun, gerekse de mevcut tutuklu gazetecilerin bir an önce salıverilmesini, tahliye edilmesini hızlandırmak amacıyla olsun, daha güçlü bir ses çıkması lazım, daha güçlü bir sahiplenme olması lazım ve bundan sonra da daha gür haykırmak lazım. Evet, gazetecilik suç değildir, bu arkadaşımız suçlu değildir, bu arkadaşlarımız bugün de olduğu gibi aslında yargılanan değil, yargılayandı. Suçlanan değil, kendi haklarını savunandı. Haklarını mahkeme nezdinde savunan arkadaşlarımızdı. Ve bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bunu söylemeye, anlatmaya, haykırmaya devam edeceğiz.